Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, bu hafta sizlerle Konya Tarım Fuarı ikinci bölümde karşınızdayız. Konya Tarım Fuarı izlenimleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, biz de fuar alanını gezerken eski dostlarımızı, arkadaşlarımızı görüyoruz. Onlar da makinelere bakıyorlar. Tanıyalım önce sizi. Ben Oğuz Ali köyünde Rahim Çohadar. Şimdi Rahim, burada bu makineye takıldınız. Evet. Ne vardı, ne dikkatinizi çekti? Şu arkadaki şeyler, lastik parmaklar. Parmaklar. Dikkatinizi çekti. Evet. Nasıl, ne tahmin ediyorsun, bu ne yapar bu? Bu pancarla alakalı. Çapa yapar. Çapa yapar, evet. Çapa yapar değil mi? Peki fuarı nasıl buldunuz? Fuar işte az önce gördük, şu anda çok güzel görünüyor yani. Gezmeye devam ediyorsunuz. Evet, gezmeye devam. Peki ekin işleriniz nasıl? Bir de onu soralım bakalım. Altın ekin Oğuzeli değil mi? Evet, altın ekin Oğuzeli. Yani ekinlerin durumu nasıl yani? Ekinlerimiz şu anda çok güzel maşallah. Ekinlerde diyecek yok yani. Aman dikkat edin, bu sene yağışlar fazla. Yağışlar fazla olduğu için hastalık riski de fazla. Evet. Mantar hastalıkları, yaprak hastalıkları, bunlar yani keşke olmasın ama biz ziraat mühendisi olarak benim buradan bütün izleyicilerime tavsiyem, hastalıklara karşı tarılarını kontrol etsinler. Evet. Uzmanlara sorsunlar, gerekli ilaçlamalarını yapsınlar. İnşallah, dileğimiz öyle. Allah. Şimdi şöyle, buyur. Konya'nın uzun yıllar yağan yağmurunun iki katı, üç katı yağış var. Evet. Şimdi iki katı, üç katı yağış varsa illaki bir fark olacak değil tabii, mi? Tabii, tabii. Yani bu yağışa seviniyorsak tedbirimizi de almamız lazım. Tabii, önlemimizi almamız lazım. Önlemimizi almamız lazım. Bunun yolu da hastalıklara karşı dikkatli olmak. Septoria olabilir, sarı pas olabilir. Efendime söyleyeyim. Kahverengi pas olabilir, evet. Arpa yaprak lekesi olabilir. Evet. Bu hastalıklara karşı dikkatli olmamız lazım. Evet. Çok sağ olun, var olun. Size iyi fuarlar diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, biliyorsunuz ben fuarlarda gezdiğim zaman her zaman için yeni makineler, yeni ekipmanlar, onlara dikkat çekmeye çalışıyorum. Yine güzel bir çapa makinesi gördüm. Daha önce Almanya tarım fuarlarında görmüş olduğumuz sistemle çalışıyor. Yanımızda bir beyefendi var. Onu tanıyalım öncelikli olarak. Ondan sonra da bilgimizi alalım. Efendim ben Toskana firmasının pazarlama ihracat müdürü Hüseyin Kenar. Toskana markası Eskişehir'de üretiliyor. Tabii ki amacımız Türkiye'de olmayan, üretilmeyen ve bizim yurt dışından alımını yapan çiftçilerin dövizin Türkiye'de kalması için çaba sarf eden bir firmayız biz. Çok kutsal bir vazife aslında. Evet. Tabii ki yani bunu her tarım makine üreticisi veya diğer sektördeki üreticiler de bunu düşünmek zorunda. Biz ülkemizi seviyoruz. Tabii ki burada biz kazancımızı çiftçilerden elde ediyoruz. Onlara ne kadar hizmet edersek o kadar onların hayır dualarını alacağız. Çünkü paralarını zaten alıyoruz malı satarken. Evet. Ama burada işte yakıtın yüksek olduğu, efendim emeğin artık giderek pahalılaştığı bir durumda muhakkak çözümler getirmek gerekiyor. Bu gördüğümüz kombine, çapa makinesi, pancar, ayçiçek, mısır, efendim fasulye, efendim pamuk, hepsini de kullanabiliyoruz. Çünkü makinamız tamamen civatalı olduğu için
çiftçi bunu bizden pancar için alsa bile yarın öbür gün ilave ekipman olarak mısır ayçiçeğe bile çevirebilir. Böyle de bir güzelliği var. Aralarını açarak bizden aldığı bir iki ayakla bunları yapabilir. Çünkü makine tamamen civatalı bir sistemde. Şimdi bu makine ne yapıyor? Ara çapa sıra aralarını çapalarken arkada finger dediğimiz sistem enteresan bitkinin dibini çapalayarak gidiyor. Yani bitkinin tam dibi. Tarımda şöyle bir şey vardır. Özellikle tane ekilen bitkilerde hafif ekildikten sonra yani bir iki yaprak olduktan sonra hafif oynadığı zaman kökü daha iyi gelişir. Tamamen bu maksatla. Siz de sözlerinizin başında zaten söylediniz. Yurt dışında yaygın kullanılıyor bu. Tabii ki bunu önemli olan buraya taşıyabilmek. Kendi topraklarımıza ekim aralıklarına uygun hale getirebilmek. Onun için biz mutluyuz. Fuarda da çok büyük ilgi gördü. Sizin de zaten dikkatinizi çekmiş. Kutlarım. Yaptığınız görev kutsal. Yani insanlara yeni ürünleri lanse etmek önemli. Bunun için biz de sizinle beraber dilimiz döndüğünce bu makineyi anlatmaya çalışıyoruz. Bu tekrar toparlayalım. Arayı yaparken yani pancardı, mısırdı, ayçiçek arasını yaparken aynı zamanda arkadaki parmaklıklar plastiktir. Siz de incelemişsiniz zaten. Bitkiye zarar vermeyecek. Üç parmak bitkiye kala ayarladığınız zaman bitkiyi hem dibini çapalar hem de hafif oynattığı için bitkinin gelişmesini sağlar. Bilhassa ağır topraklarda, organik maddesi zayıf topraklarda, böyle kaymak tabakasını sert oluşturan topraklarda böyle bir çapa makinesi çok büyük bir sorunu çözecek. Tabii ki yani çiftçi çünkü ekolojik şartlara göre üretim yapıyor. Yani örtülü bir alanda yapmadığı için yıl nasıl geliyorsa çiftçi iyiyse mutlu oluyor. Değilse kuraksa üzülüyor. Çünkü ekolojik şartlara bağlı. Yani evet. Tedbir alacağı çok fazla bir şey yok. Biz de makinalarla onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey vermiş olduğunuz bilgiler. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, işte GPS sistemleri, uzaktan algılama, uydulu tarım sistemleri deniyor. Dünyada birçok örneği var. Ben de sizlere çokça aktardım Almanya Tarım Fuarı'ndan bu navigasyon sistemleriyle tarım işlemlerini. Yanımızda da bu konuyla ilgili dünyaca meşhur bir firmanın temsilcisi var. Tanıyalım önce kendisini. Merhaba, ben Ömer Alpural, Graftek Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıyım. American Trimble firmasının hassas tarım sistemlerinin Türkiye distribütörünü yapmaktayız. Evet, çok güzel Ömer Bey. Şimdi öncelikli olarak sohbetimize ben GreenSeeker ile başlamak istiyorum. GreenSeeker hakkında ne durumdasınız? Nasıl çalışmalar yapılıyor? Bölgemizde bir uygulaması var mı? Evet yani GreenSeeker biliyorsunuz ekin ölçme sistemi. Özellikle ekinin azot miktarını ölçerek ekinin gelişmesini ölçüyor. Bununla ilgili olarak çeşitli tarım enstitülerinde oldukça ilgili. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz bölgenizde Önder Çiftçi Derneği. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar bu sistemle. Evet, Sait Gezgin hocamla birlikte, Profesör Doktor Sait Gezgin'le birlikte ölçümler yapıyorlar. Nasıl çalışıyor bu sistem? Bir de sizden dinleyelim. Tabii bu sistem ekin büyüdükçe ekinin büyüme şeyini takip etmek için, durumu takip etmek için belli zamanlarda örtülmüş ekin iyice büyümüş halde gidip üzerinde 1 metre, 1 metre 20 santim üzerinden basıp ölçüyorsunuz. Burada bir indeks çıkıyor. Mevcut tohumun indeksleri yapılmışsa daha önceden o indekse uygun olarak gelişimini takip ediyorsunuz. Yani kişi hububatına hangi gübreyi atacağını ya da başka bitkilere hangi gübreyi atacağını, üst gübreyi atacağını kolaylıkla bu alet sayesinde anlayabiliyor. Evet yani tarlasının çeşitli yerlerinde farklı verimde alıyorsa bunu da gözle de fark etmiyorsa bunu bu şekilde alıp farklı yerlerde eşit verim alacak şekilde gerekli katkıyı sağlayacak. Evet. Şimdi gelelim bu paralel sistemlere yani traktörle arkamızda takılı bir 15 metre 20 metre iş genişliği olan bir ilaçlama makinesi var. Ya da 30 metre gübre atan makineler var. Bunları kullanıyoruz.
geri geliyor, gece kullanmak zorunda kalıyoruz. Bununla ilgili çözüm öğreniniz nedir? Evet, trimble sisteminin arka tarafta görmüş olduğunuz otomatik dümenleme sistemleri var. Bunlar her türlü traktör, her marka, mekanik, elektronik, yeni, her türlü traktöre takılan sistemler. Esas amacı ekipmanı verilen iş genişliğinde paralel olarak çok düzgün 1-2 cm hassasiyetle sürmek. Bunun tabii ilerisi de var verime yönelik ama şu aşamada Türkiye ilk önce bununla tanışmak durumunda. Yavaş yavaş da tanışıyoruz. Tek sorunumuz tarlalarımızın birazcık küçük olması. Büyük olduğu zaman çok daha verimli bir sistem. En büyük amacı 24 saat yani gece gündüz çalışabilmek durumdasınız. Artı tecrübeli şoför bulmak biliyorsunuz çok kolay değil. Sizin bir tür elektronik şoförünüz haline geliyor. Geceliğin çalışmada çok büyük bir avantaj var çünkü ilaçlama ve gübreleme gece yaparsanız çok daha fazla verim alıyorsunuz doğal olarak. Hem işin süresini hızlandırıyor hem bu anlamda verimini artırıyor ve yani son derece amaçlı. Traktörü daha hızlı kullanıyorsunuz. Evet. Bunun gibi. Yani peki çiftçilerimize buradan bir kafalarında rakam oluşsun, bir rakam verelim. Yani bu sistemler ne kadar fiyatlardan başlıyor, nerelere kadar gidiyor? En ufak 1600-1650 dolarlardan başlıyor. 55 bin TL, 60 bin TL civarlarına kadar çıkıyor. Şu an bunlar bizim çiftlik çözümleri, çiftlik çözümleri oluyor artık. Çiftlik çözümleri oluyor, tamam, her şey otomatik. Bununla ilgili olarak bakanlığımızda çeşitli çalışmaları var. Bu çalışmalarla da birlikte yardımcı oluyoruz karşılıklı olarak. Oldukça iyi gidiyor diye düşünüyorum. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ olun, var olun. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, fuarımızda uluslararası firmalar da var. Onlar da katılıyorlar. Hem firmamızı tanıyalım, hem firma temsilcimizi tanıyalım. Öncelikle kendisini tanımak isteriz. My name is Matthias Weke. I'm sales manager from Krone, Germany. And I'm happy to be here. Great show, excellent show here. Kendisi Almanya'dan geldiğini söylüyor. Almanya'daki firmanın satış temsilcisi olduğunu söylüyor. Fuarda bizimle olmaktan da çok mutlu. What do you think about our exhibition? The exhibition is excellent, a very good date, better than last year. It's earlier, before the season starts. Excellent, good decision. Good level of organization, excellent hold. So from that point of view, we are very satisfied. Good, excellent level. Good. Good visitors. Kendisine sordum, fuarı nasıl buldunuz diye. Geçen seneye göre daha başarılı olduğunu, daha iyi olduğunu söylüyor. Zamanlama olarak da daha uygun olduğunu söylüyor. Hem fuarcılık açısından hem de ziyaretçiler açısından çok kaliteli olduğunu söylüyor. Şimdi de Krone olarak Türkiye pazarıyla alakalı düşüncelerini almak istiyorum. What do you think about the Turkish market, your side, in Krone side? What do you think? We are quite optimistic. Turkish market is very important for us. Why? Turkey is a strong agriculture land. They have 80 million people. The demand for higher quality food, yogurt, cheese, everything is growing. More people living in cities. That's one reason. Second reason, you have everything. You have the water, you have the sun, you are close to the markets, to your neighbor country in the Near East. So they have an excellent future. It's a potential market for us. Definitely yes. Türkiye pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduğumda Türkiye pazarında önemli olan nokta şu, hem nüfusunuz çok kalabalık, 80 milyon nüfusunuz var, suyunuz var, toprağınız var, güneşiniz var ve çevre ülkelerde de pazarınız, marketiniz var. O yüzden de bizim için büyük bir potansiyel oluşturuyorsunuz. Bu potansiyeli de biz değerlendirmek zorundayız. Ve şimdi ona da şunu sormak istiyorum. Yanımızda bir çiftçi arkadaşımız var. O da bir ürün almış. Bu ürün hakkında bilgi almak istiyoruz kendisinden. Sir, what do you think about the Big M? Because he's buy it. From you, and then he want to use in our sector. What do you think about the Big M? What do you want to say about that? Big M does fits to the Turkish agriculture because we see a more and more professional farming in Turkey. So we have great farms, great operations, and with the Big M we can make 10, 11, 12 hectares per hour. The high performance of the Big M does fit to the high performance of the Turkish farmer. Professional machine for professional farmers. Thank you.
Makinayı sorduğumuzda, şimdi konuşacağız zaten Osman'la, makinayı satın alan kişiyle, çiftçimizle. Makine hakkında ne söyleyebilirsiniz diye. Türkiye'deki marketin gittikçe, yani pazarın gittikçe büyüdüğünü ve profesyonelleştiğini söylüyor. Profesyonel bir pazarın talebi de profesyonel makineler olur diyor. Bu yonca biçme makinesinin de saatte 120 dekar gibi çok büyük bir kapasitesi var. Bu kapasiteden dolayı da bu makineyi buraya sattık, buraya tavsiye ettik. Onlar kullanıyorlar diyor. Şimdi yanımıza hemen Osman Bey'i alalım. Osman Bey, seni şöyle yanıma alsam. Siz de bu ürünü satın aldınız, bir gemi. Daha önce de herhalde bir yonca biçme makinesi kullanıyordunuz, değil mi? Evet. Daha önce de bunun 2000 modeli vardı. Sistemleri daha farklı ama 2015 yılı daha sistem farklı olunca yoncanın daha çabuk kuruyup kaldırıp kalite ve protein oranının daha yüksek olacağından dolayı bu makineyi seçtik. 2009-2010 yıllarında hayvancılık Türkiye'de daha çok geliştiğinden bu kaba yeme, mısır ve yonca ihtiyacı oldu. Ondan dolayı daha büyük kapasitede çalışabilmek için bunu tercih etmek bulunmaktayız. Peki siz kendi yoncularınız için mi aldınız bunu, yoksa piyasaya mı çalışıyorsunuz? Şimdi tabii hem kendi yoncalarımız da var arazilerde, hem de çiftçilerden alıp biz bu işin ticaretini yapıyoruz. Yani müteahhitlik hizmetini yapıyorsunuz, evet. Yoncayı alıp satıyorsunuz. Evet, müteahhitlik hizmetini yapıyoruz, alıp satıyoruz. Alıp satıyorsunuz. Peki şimdi normal traktörle çekilen makinalardan bu makinenin farkı ne? Tamam, iş genişliği yüksek. Yani 10 metre götürüyor bir anda. Geniş alan yapıyor. Ama başka ne farkı var yani? Şimdi hem işçi maliyeti, hem yoncanın daha çok kaliteli olabilmesi. Şimdi büyük bir araziye girdiğin zaman, küçük makinayla girdiğin zaman farz et ki sabah biçim yoncayla akşam biçilen bir yoncayı toplarken dırmığı gönderdiğinde veya balyaya gönderdiğinde, çünkü iş büyük balyaların eline kaldı. Büyük balyalarla hepsini bir anda yapma şeyimiz olamıyor ama bu görmüş olduğunuz makinenin saatte en az 150 dakar biçme kapasitesi var. Tarlaya girdiği zaman 2 saatin içerisinde tarladan çıkmış oluyor ve yoncanın başıyla sonunun aynı zamanda kuruması, daha proteinin yüksek, kalitenin yüksek olmasını sağlıyor. Yani tarla büyükse, mesela tarlayı sabahken biçtiği yerle ikindinin biçtiği yer arasında nemde fark olacak. Balya makinesi ona göre perdeye per gelmesi gerekiyor, değil mi? Evet, ama bu makine olduğu için 2 saatte bir biçme periyodu olduğu için tamamen aynı kalite çıkarma şartları, proteini daha yüksek, daha verimli olduğu için bu makineyi tercih etmiş bulmaktayız. Çok hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür İnşallah ederiz. İnşallah sahada da göreceğiz makineyi. İnşallah sahada Allah da çekelim utandırmasın hepimizi. Evet, yanımızda Efe Barut var. Efe Barut'tan da bu prizmatik balya makinesi hakkında bilgi alalım. Siz de firmanın Türkiye temsilcisisiniz. Evet Doğan Bey, getirdiğimiz bu Big Bag 120-90 prizmatik balya makinesi özellikle piyasada HDP olarak ün salmış olan bir makine. Bu makinenin avantajı da normal geleneksel 120-90'lara göre baktığımız zaman %25 oranla daha yüksek ağırlıklı balyalama yapabiliyor. Bu da tabii şu anda günümüzde çiftçinin ve müteahhitin asıl baş düşmanı olan nakliyede biraz onlara bu şekilde bir avantaj sağlıyor bu makine. Yani dünyanın en ağır balyasını biz yapıyoruz diyebiliyor musunuz? Diyebiliyoruz, evet. Dünyanın en ağır balyasını müşterilerimizden aldığımız destekle bizim makinamız yaptı diyebilirim. Evet, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, biliyorsunuz biz programımızda size hep yenilikleri, yeni makineleri, yeni ekipmanları aktarmaya çalışıyoruz. Burada da Anıza Ekim'le alakalı pneumatik bir makinenin fuarda bulunması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Türk malı olması ayrıca mutlu etti. Çünkü benzerlerini yurt dışı fuarlarda görüyorduk. Öncelikli olarak sorumlu arkadaşımızı tanıyalım. Ben Erol Uzun, İrtem Tarım Makineleri Teknik Servis Sorumlusuyum.
Erol Bey, şimdi bu makine anladığım kadarıyla 4 sıra mısır ekebilen, 70 sıra boşlukla mesafeyle anıza ekim yapabilen bir pneumatik ekim makinesi. Doğru mu? Evet. Bu makine sizin de söylediğiniz gibi 4 sıralı pneumatik ekim makinesi. Sadece mısır değil, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği gibi tohumlar. Bunun yanında küçük tohumları da ekebilecek kapasitede bir makinedir. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla ön tarafta ondula diski var. Arkasında evet. Temizleyicileri var. Ondan sonra ekici ayağı var. Ve ağırlığıyla da çalışıyor. Evet. Yani temel mantık olarak çok başarılı. Ayrıca benim tespit ettiğim, yani benim dikkatimi çeken noktada kılavuzu da hidrolik güçle evet. muhafaza etmişsiniz. Yani böyle tarlada anızın üzerinde sekmesi gibi bir ihtimal yok. Şimdi biliyorsunuz anıza ekim makinesi işlenmemiş toprakta çalışacağı için öncelikle makine yapı olarak işte kesici ayakları, ekici diskleri, ayakları bu sert zeminlere uygun girebilecek uygunlukta olması gerekir. Aksi takdirde tohumu istediğimiz derinliğe atıp kapatamayız. Tabii bunu yapabilmek için de arazi, her türlü arazi şartlarına uygun uyabilecek parçalarla makine bu hale yapılması gerekiyor. Tabii biz bu iş için yaklaşık bir 5 yıl gibi farklı toprak yapılarında makineleri test ederek, deneyerek makinemizi bu hale getirdik. Şu anda her türlü toprak şartlarında ekim yapabilecek kapasitede bir makine. Tekrar son haliyle ekim denemeleri yapıldı. Oldukça da başarılı sonuçlar alındı. Bir de fiyatını öğrenebilir miyiz? Yani 3 aşağı 5 yukarı bu makinenin fiyatı nedir? Çiftçilerimizin kafasında bir rakam oluşsun. Şimdi bu makinenin şu anki fiyatı yaklaşık 40 bin lira civarında. 40-41 bin lira civarında. Tabii şu an kar amacı düşünülmüyor. Bu fiyatlara bu makinenin verilebilmesi aslında mümkün değil ama biz çiftçimize ilk öncelikle yardımcı olabilmek, destek olabilmek açısından ki bu makineden daha kolay faydalanabilmesi açısından İlk etaptaki fiyatlarımız bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun verdiğiniz bilgiler için. Aynı zamanda da makinenin herhalde Konya'da sorumlusu. Konya bayisiyiz biz. Makinaları satış için buradayız. Buradasınız ve çiftçiler size ulaşabilirler. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, yanımızda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Cennet Oğuz Hocam var. Hocam, siz de fuara geldiniz. Fuarı ziyaret ediyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Tabii ulusal ve uluslararası fuarların özellikle Konya gibi bir bölgede ulusal bu fuarın açılmış olması gerçekten önemli bir katkı verdi. Üreticilerimize, çiftçilerimize önemli bir katkı verdiğini söyleyebilirim. Nedeni de gelişen teknolojiyi yakından takip eden 100 binden fazla bir çiftçimiz var ve bunun gerçekten %16'sı fiilen bu fuarları takip ediyor ve teknolojiyi de işletmelerinde kullanıyorlar. Biraz önceki gezide gördüm ki çok güzel yeni tarım alet makinalarının tarımda verimi nasıl artırılacağına yönelik olarak uygulamaları da gördüm. Mısır'da gördüm mesela. Ben ilk defa çift sıra ekimi gördüm. Daha önce yoktu mesela. Geçen sene ilk denemelerini yapmışlar ve %30 verim arttırdığını söyledi arkadaşlar. Gerçekten bu tür uygulamaların yer aldığı, gerek tarımsal mekanizasyon olsun, gerekse bitkisel üretimde, hayvancılıkta olsun. Geçen hayvancılık fuarı da aslında çok güzeldi ama çok kışa dek gelmesi biraz işleri aksatmıştı. Fakat ben şuna inanıyorum ki, kırsal alandaki kalkınmanın temelinde bu tür tanıtımlar çiftçilerin hem ufkunu açmakta hem de tarımda teknolojiyi, yani yeni tohum çeşitlerinden tutun da mekanizasyona kadar bütün uygulamaları burada görüp almaları ve benimsemeleri daha kolay olacağı inancındayım açıkçası. O nedenle hem Bakanlığın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, gerek hükümetin, gerekse belediyelerin, sivil toplum diyaloglarının,
katılımcı olan firmaların fuara göstermiş oldukları ilgiden de çok memnunum. Dün ben katılamamıştım. Çok da üzüldüm çünkü yoğun bir programım vardı. Ama bugün gördüm ki halen o bu saat olmasına rağmen devam ediyor. Demek ki gerçekten Konya tarımın merkezi olması açısından fuarların da çekici gücü olabileceğine inanıyorum açıkçası. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, bahsettiğimiz gibi fuarda yenilikler, yeni makineler, yeni ekipmanlar, onlara bakıyoruz dedik. Ve burada da çift sıra ekim yapan bir mısır mübzeri firma bunu geliştirmiş. Aynı zamanda tohum firmasıyla birlikte de çalışıyorlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Hakan Dönmez, ziraat mühendisiyim. Dekalp'te çalışıyorum. Karaman bölgesine bakıyorum. Hakan, şimdi siz çift sıra ekimle alakalı sahada çalışıyorsunuz, tabii, tohumlarınızı tabii ektiriyorsunuz. Evet. Bu makinenin özelliği nedir? Bunu anlatabilir misin bize? Tabii. Bu makinenin özelliği, birim alandaki bitki sayısını arttırarak verim potansiyelini arttırmaya çalışıyoruz. Bunun denemelerini geçen sene Karaman ve Karapınar bölgelerine kurduk. Çiftçilerimiz de gördü. Sonuçlarda %20'lik bir verim artışı var. Bu sene de denemelerini kuracağız. İnşallah bu sene de bize bu firma yardımcı olacak. Çiftçilerimize göstermeye çalışacağız. Evet. Şimdi buradaki özellik nedir? Yani çift sıra ekiyor. Bunu anladık. Evet. Ama sıralar arasında mesafe nedir? Sıralar arasındaki mesafe de 20, 50 ve 20 şeklinde yapıyoruz. Damlamalarımızı 50 santime çekiyoruz. Böylelikle birim alandaki bitki sayısını arttırarak tarlanın genelindeki verim potansiyelimizi arttırmaya çalışıyoruz. Verimi daha fazla almaya çalışıyoruz. Peki şimdi vatandaş mısırı normalde 70 santime, evet, 15 santim, 17 santim, evet, 13 santim, 14 santim ekiyor. Hı hı. Böyle yaptığı zaman damla sulama sistemini nasıl kuracak? Damla sulamasını nasıl kuracak onu da anlatayım. Böyle yaptığımız zaman sıra üzeri mesafemiz 25 santim. Aradaki mesafe 50 santim. 70 santim ve üzerine 15 santim ektiği zaman dekardaki bitki sayısı 8000, 9000 olurken bu sistemimizde 12500, 13000'lere çıkartıyor. Damlama sistemini de normalde bir atlayarak deriz. Yani 140 santime bir damlama döşenirken bunda yaklaşık 65 santime bir damlama döşemiş olacak. Böylelikle de bitkiler fide dönemindeyken birbirinin kök rekabetine kapılmamış olacak. Aynen öyle. Bu sistemde sudan da tasarruf yapıyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? 70 santime ektiğimiz zaman tarla genelinde boşluk varken bu sistemimizde bitki sayımız fazla olduğu için gölgelemeyi fazla yapıyor ve buharlaşarak kaybolan su miktarını azaltıyoruz. Yani tarlanın gölgelenmesi daha erken dönemde oluyor. Aynen mesela öyle. Mesela 70 öyle santime ektiğinizde Ağustos ayında kapanırken tarla. Aynen öyle. Böyle ektiğiniz zaman Temmuz 15'te belki kapanacak. Aynen öyle. Bu sayede aynen öyle sudan tasarruf edecek. Aynen öyle. Peki yabancı otlarla ilgili durumu nedir? Yabancı ot kontrolünde de biz geçen sene kurduğumuz bu denemelerde ara çapası yaptırmadık. Ancak yapmak isteyen çiftçilerimize ayarlanabilir pancar çapayla, yani şu an mekanizasyon daha gelişmediği için yapmak isteyenlere de ayarlanabilir pancar çapalarıyla önerdik. Evet. Bunda en önemli ot mücadelesinde en önemli en uygun dönemde ot ilacının atılması. Uygun dozda atılması. Ot ilacını yaptıktan sonra zaten gölgeleme yapıyor. Tabii otun bitki sayısı fazla olduğu için, bitkimizin sayısı fazla olduğu için otlar rekabete giremiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür vermiş olduğum bilgiler için. Sağ ol, var ol. Evet değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, Tarım Makineleri Fuarı deyince Tarım Makineleri Birliği, birliğimizin başkanı Şenol Bey ile birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikli olarak izleyicilerimize sizi bir tanıtalım. Tabii. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Şenol Önal. Tarmak Bir, yani Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Başkanıyım. Tarmak Bir, Türkiye'de tarım makinesi üreten ve traktör üreten üreticilerin üye olduğu bir dernektir. Merkezi Ankara'dadır.
Geçen yıl yapılan genel kurulumuzda bu onurlu görevi bize verdiler. 2016 Nisan ayına kadar bu görevi ben yürütmeye çalışacağım. Şimdi çok memnunuz. Çok güzel makineler gördük. Çok güzel evet. Şeyler gördük. Biz ziraat mühendisi olarak hep şundan şikayet ediyorduk. Diyorduk ki bizim fuarlarımız neden böyle pazar yeri gibi? Sadece herkes ürününü satmaya geliyor ama bu seneki Konya fuarında ben şahsen 5-6 tane yeni ürün, 5-6 tane yeni çok önemli ürün gördüm. Ve her firmanın da kendi ürünlerini yenilediğini gördüm. Bu yavaş yavaş bizi sevindiriyor, hareketlendiriyor. Yani biz artık böyle kopyalayıp yapıştıran, yeni kopya makineler yapan bir sektörden kendi ürünlerimizi yapar bir sektör haline geldik. Bunun başarısı, katkısı nereden geliyor acaba? Elbette. Şimdi buradaki firmalarımızın birçoğu ihracata başladı. Şimdi bunu Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarından da izliyorsunuz. Son yıllarda ülkemizin tarım makinesi ihracatında ciddi bir artış var. Çok değil, daha 7-8 yıl önce tarım makinesi ithalatımızın yarısını biz ihracatla karşılıyorduk. Yani 250 milyon dolar dış ticaretimiz açık veriyordu. 2014 rakamı ise ihracatımızın ithalatı karşılama oranı %114'e çıkmış. Yani aldığımızdan daha fazlasını satar hale geldik. İhracatımız büyük bir ivme kazandı. Şimdi bunun etkisi şöyle açıklayayım. Dünyanın en büyük fuarlarından biri İtalya'da düzenlenen EYMA fuarı, diğeri Almanya'da düzenlenen Agritechnica fuarıdır. İtalya'daki fuara firmamız 2004 yılında ilk defa katıldık. O zaman 7-8 firmaydık. 2014'teki fuara 92 tane Türk firması katıldı. Yani sorunun cevabı biraz burada gizli. Firmalarımız kendilerine o kadar güveniyor ki uluslararası arenada bir numara olan bu fuarlara katılma cesaretini gösteriyor ve buna devam ediyorlar. O fuarlarda elbette firmalarımız o arenada kendilerini yeniliyorlar. Ar-Ge'ye çok önem veriyorlar. Tabii burada devletimizin de Ar-Ge'ye büyük destekleri var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Diğer bir önemli husus da bu gelişmede 2007 yılı içerisinde Tarım Bakanlığımız tarafından başlatılan kırsal kalkınma programının içerisinde yer alan %50 hibe destekleriyle olmuştur. Bu destekler çiftçimize verildi. Dolayısıyla sektörümüz de faydalandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük tarım makinelerinden verilen desteği sektörümüz almış oldu. Böylelikle firmalarımız bu işten kazandığı paraları tekrar yatırıma yöneltti. Yeni tezgahlar aldı, yeni makineler aldı. Araştırma çalışma Ar-Ge'lere büyük önem verdi. Ve ortaya bir gördüğünüz manzaralar çıkmaya başladı. Bu konuda emeği geçen, başta Sayın Tarım Bakanımız olmak üzere herkese şükranlarımızı sunmak isteriz sektör adına. Ancak bu destekler 2015 yılı içerisinde sona erdi. Sektörümüz için büyük önem arz eden bu desteklerin biz devam etmesini istiyoruz. Çünkü çiftçimiz de bunu arzu ediyor. Verilen destek 2014 yılında 200 milyon Türk lirası bir destekti. 200 milyon da çiftçimizin verdiğini düşünürsek 400 milyon KDV'siyle 500 milyon Türk lirası. Türkiye'nin 2014 yılı tarım makinesi pazarının büyüklüğü 5 milyar TL. Yani evet, %10'u hibeyle satılan makinedir. Yani tamamı gibi bir şey değil. Ama peki nedir? Niye önemsiyoruz? İnanılmaz bir sinerji oluşturuyor. Piyasayı hareketlendiriyor, canlandırıyor. Bize bunu sağlıyor. Şimdi devletimiz bu desteği verdi. Bu destek sayesinde istihdam arttı. Daha fazla vergi vermeye başladık. Daha fazla üretmeye başladık. Daha fazla ihraç etmeye başladık. Yani biz aldığımız bu paranın fazlasını tekrar sektörümüze, yani ülke ekonomisine kazandırmış olduk. Şimdi biz sizi bulmuşken bu konuyla ilgili çok önemli, zor sorular var. O soruları direkt muhatabına sormak zorundayız. Tabii, size buyurun. Soralım. Yani şimdi en büyük şikayetlerden birisi şuydu. Tarım makineleri sektörüne veriliyor bu destek. Aslında çiftçiye %50 hibe veriliyor ama makinelerin fiyatları hibeye girmeden önce A iken 2A oluyor, 2'ye evet. Katlıyor. Evet. Ve böyle bir durum ortaya çıkıyor diye şikayetler bize geliyordu. Tabii. Buna cevabınız ne olur? Bu soru için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman bize de geliyor ama tamamen yanlış bir söz. Bunun ispatı şudur. Şimdi bizim üreticilerimiz aynı zamanda tarım kredi kooperatifleriyle de çalışır. Gitsinler bu lafı, bu tezi söyleyenler aynı firmanın, aynı malının 5 yıl önceki tarım kredi kooperatifindeki fiyatlarına baksınlar ve yıl yıl fiyatlarını check etsinler. Görecekler ki enflasyon civarında veya altında bir artış görecekler.
Yalnız şurada bir şey daha var. Doğru. Örnek veriyorum, 20 sıralı bir ekim makinesi. Bundan 3 yıl önceki fiyatı 100 lira olmuş, şimdi işte artmış, çok yüksek artış diyor. Şimdi makinenin üzerine bazı opsiyonlar var, elektronik parçalar var bazı makinelerde. Bu opsiyon parçalardan dolayı bu makinenin fiyatının artması normaldir. Bugün bir otomobil mağazasına gitseniz aynı model arabayı siz 50 bin liraya da alabilirsiniz, 70 bin liraya da alırsınız. Nasıl? İşte dijital klima mı olsun, efendim lastikleri böyle mi olsun? Bu aynen böyle bir şeydir. Bu tamamen yanlıştır. Sektörümüze büyümesinden hoşlanmayan kişilerin bir tezi diye düşünüyorum. Bunun muhatabı biziz. Bize sorsunlar. Biz burada rakamlarımızla bunu ispatlarız. Bu tamamen yanlış. Evet. Şimdi benim de şahsi düşüncem, sektöre verilen bu destekleme tam da hissedilir bir şekilde çiftçiye geri dönmeye başlamıştı. Evet. Nasıl başlamıştı? Tabii ki 5-6 yıldır bu destekleme devam ettiği için desteklemeden güçlenen makina sektörü de, yani daha önce araştırma geliştirme faaliyetlerine bütçe ayıramazken şimdi bütçe ayırmaya başladı. Bu kime yarayacak? Tabii ki çiftçiye yarayacak. Yani verdiği nokta o. Bizim de şahsi düşüncemiz, keşke bu desteklemeler devam etsin. Fakat öbür taraftan tarım makineleri desteklemesinin bu sene kaldırılmasında belki bir noktada destekleme yapılan kalemlerde teknolojik, modern teknolojiyi emreden, işte yeniliği emreden makinalardan ziyade eski makinaların da bu destekleme kapsamında olması bir eleştiri konusuydu. Bu konu hakkında ne dersiniz? Tabii. Şimdi Hüseyin Bey, biraz önce sözünüzün başında söylediğiniz gibi ben de ziraat yüksek mühendisiyim, meslektaşız. Şimdi bedelinin yarısını cebinden ödeyecek olan bir çiftçimiz tutup bu makinanın eski teknoloji diye almaz, satın almaz. Bu tamamen yanlış bir tezdir. Çünkü bedelinin yarısını kendisi ödüyor. Kendi şartlarına, kendi arazisine hangisi uygunsa bu makinayı seçer. Yani eski teknoloji diye bir şey yok. Şimdi nerede kullanacak, bunu nasıl kullanacak, hangi ürün için kullanacak, bu çok önemli. Bu tez de doğru değildir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani çiftçi almak istiyorsa bu makinanın yeni olup eski olması ya da efendime söyleyeyim mesela işte yeni bir sistemi arz etmesine gerek yok diyorsunuz. Makinayı almak istiyorsa çiftçi en iyi belirleyici çiftçimizdir. Örneğini çok basit araştırın. Bir köye gidin, traktörlere bakın. Yeni almış veya eski traktörü var. 70 bin liraya diyelim ki bir traktör aldı. Aynı beygir gücüne sahip bir traktör istese 40 bin liraya da alabilir ama çiftçimiz onu almıyor. Son teknoloji yani. Son teknoloji veya 90 bin liraya olanı da var. Ama onun işini o göreceği için onu satın alıyor. Yani bu traktörlerden bunu çok rahatlıkla gözleyebilirsiniz. Bu test evet kesinlikle doğru değil. Takdir artık kamuoyunun diyorsunuz. Kesinlikle. Ama talebimiz makine ekipman desteklemesinin devam etmesi yönünde. Kesinlikle devam etmesini istiyoruz. Bir öneriniz var mıdır? Yani bu olduğu haliyle mi devam etsin istiyorsunuz? Başka bir şöyle mi öneriyorsunuz? Tabii. %50 yerine bu %25-30'a da çekilebilir. Biz buna itiraz etmiyoruz ama mutlaka bir destek olmalı. Şimdi bunun yerine işte faiz desteği bahsedildi. Bu faiz desteği yeni çıkan bir şey değil. Daha önceden de var. Yani çiftçimizin satın alacağı makinenin faizinin %50'si sübvanse ediliyor. Yeni değil. Önceden de vardı. Fakat 2014 rakamlarına göre çiftçimiz bunun %94'ü traktörde için kullanmış, %6'sı ekipman için kullanmış. Gitmiyor. Neden gitmiyor? Gitmemekle haklı. Prosedürleri çok ağır. Hani derler ya, attığı taş ürküttüğü kurbağa misali, kuş misali neyse, bu yüzden gitmiyor, rağbet etmiyor. Bizim dileğimiz bunun devam etmesi, gerekirse oran biraz aşağıya çekilebilir. Bir de şimdi kaynak, tamam ülkenin kaynağıdır, doğrudur, 200 milyon Türk lirası verilmiş. Ben size şöyle söyleyeyim, tarım makine sektörünün ham madde girişinin KDV oranı %18'dir ama satış KDV'miz %8'dir. Biz bu aradaki fark KDV'yi 1,5-2 yıl sonra alabiliyoruz. Bizim araştırmalarımıza göre sektörümüzün Maliye Bakanlığı'nda bekleyen KDV rakamı 600 milyon Türk lirası. Bakınız 600 milyon Türk lirası bizim paramız orada bekliyor. Gelin bu paranın 1/3'ünü, yarısını sektöre verin. Sektör canlansın. Kazandığı ivmeden kaybetmesin. Kesinlikle. Yani son yıllarda bizim ülkemiz gayri safi tarım hasılası yönüyle Avrupa birincisi, dünya altıncısıdır. Son yıllarda Tarım Bakanlığı da açıklıyor, Türkiye İstatistik Kurumu da bunu teyit ediyor. Tarımda ciddi bir verim ve kalite artışı var. Bunun nedeni nedir? Tamam, iyi tohum getirdiniz, kaliteli gübre, ilaç değişikliği yaptınız. Peki bunu toprakla, bitkiyle buluşturan nedir? Makinadır.
Dolayısıyla bu makinenin de son teknolojiye sahip olması ve yeni makine olması gerekmektedir. Çok teşekkür ediyoruz Şenol Bey. Başarılar diliyoruz, iyi fuarlar diliyoruz. Umarım gönlünüzce olur. Umarım desteklemeler devam eder. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli tarım kuşağı izleyicileri, mucitleri, yeni makine icat edenleri ayrıca destekliyoruz. Fuarda gördüğümüz zaman da dayanamıyoruz. Hemen sormak istiyoruz. Evet Mustafa Bey, evet. Asan Tarım olarak bir asansör valle makinesi yükleme aleti yaptınız. Evet. Bu nedir, nasıl çalışır? Makinemizin çalışması kendinden hareket alır. Remon ön tarafa dolum yapılacak, kamyon, kamyonet, remok, iki tekerli, dört tekerli bunun sol tarafına, ön tarafına takılır ve yürütülür. Böyle balya toplanmış olur. Kendinden hareket aldığı için rahat kullanım, şalt, herhangi bir şey yok. Zikzaklı toplama imkanı var çiftçimizin. 4,5-5 metreye kadar iş yapma hakkı, şeysi var. Avantajı var. Evet. 5 işçiye bedel. Yani o zaman sadece traktörü süren bir kişi. Tabii. İstif eden bir kişi oldu mu? Tabii yetiyor. Evet. Peki makinamızın fiyatı nedir? Buradan bir duyuralım çiftçilerimize. Evet, makinemizin fuar içinki fiyatı şu anki fiyatımız 4,5 liradır. Yani işçilik maliyetine göre bakarsanız bayağı bir avantaj sağlıyor. Tabii. Büyük bir avantaj sağlıyor. Kullanımı da kolay. Yani çiftçimizin makinemizi aldıktan sonra hiçbir bakım yapacağı bir yeri yok. Yağlayacağı bir yeri yok. Hiçbir bakıma gerektirmez. Servisimiz var. Yani şu ana kadar da hiçbir servis ihtiyacı duyulmadı. 3 yıldır bu işi yapıyoruz. Şu ana kadar hiçbir servis ihtiyacı duyulmadı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Konya Tarım Fuarı'ndan hepinize saygılar sunuyoruz. Ve ayrıca sosyal medyadan bizi takip etmenizi de ısrarla tavsiye ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.